hep görsel olarak zaten işleyeceğiz. Karar verdi Efeler Belediyesi. Bu anlamda 40'ar kişilik 3 tane ayrı sınıfımız olacak. Haftanın 3 günü bunu yapacağız. Aydın'da serbest avukat olarak çalışıyorum. Yaklaşık 35 yıldır fotoğrafla ilgileniyorum. Siyah beyaz döneminden, karanlık oda döneminden itibaren 13-15 milyon piksellik kamerayla 4 tane fotoğraf çektim. 4 tane fotoğrafı keşke şimdi imkan olsa, Erdem'e de dolaştırabiliriz. 4 tane fotoğrafın birbirinden farkı var mıdır size göre? Var. Ne farkı vardır? Açıları farklıdır. Işık farklıdır. Yani bunu diyafram ve enstantane değerine baksanız, 4 tane makineyle çekilen fotoğrafında değerleri birbirine yakın. Şimdi niye bunu söylüyorum? O zaman sanat bunun neresinde? Örneğin fotoğraf makinesinde bir düdüğün yapraklarının açılımını çekmek için biz belki günlerce bekleyeceğiz. Ve o gülün o açılımının fotoğrafını ikinci bir kez yakalama şansımız belki yok. Aydın Efeler Belediyesi'nin halkın ihtiyaçları doğrultusunda belki birçok kişinin yapmak isteyip de imkan ve fırsat ve şartlarını yerine getiremediği nedeniyle bugüne kadar gerçekleştiremeyen fotoğrafçılık kursunu fotoğrafçılık atölyesi adı altında gerçekleştirerek halkın büyük bir ihtiyacının giderildiğini düşünüyorum. Bu konuda bize destek veren bugün burada yaklaşık 120'ye yakın insanı toplayarak insanların en çok ihtiyacı olan bugünlerde ihtiyacımız olan sevgi ve sanata kucak açan Efeler Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Fotoğraf, doğada avcılık gibi zevkli ve keyifli bir meslek. Anı yakalamak ve zamanı durdurup onu devamlı bir yerde hapsetmek. Gerçekten fotoğraf bir belge, bir arşiv ve geleceğe taşınacak bir miras olması açısından insanlığın en son bulduğu bir sanat dalı. Biz bugün Efeler Belediyesi'nin gerçekten Aydınlılarda büyük bir eksikliğini hissettiğimiz fotoğraf sanatının ilk günündeki bu toplantıda fotoğrafçılığı temelinden daha da gelişmiş en son tekniklerine kadar öğreneceğimiz için katılmak istedim. Çok verimli bir toplantı ve 2 ay süren bu maraton sonunda fotoğrafçılığın Aydın'ın tanıtımında da birçok profesyonel arkadaşlarımızın yetişeceğine inanıyorum. Fotoğraf yarışmalarıyla kentimizin Ege bölgesi ve ulusal ve uluslararası düzeyde de birçok yarışmalarda zemin hazırlayacağına inanıyorum. Bu nedenle fotoğraf çalışmasını gerçekleştiren Efeler Belediye'miz ve buna aşırı duyarlılık gösteren 120'ye yakın katılımcı fotoğrafçılığın ilerideki uygulayıcıları olacaktır. Ben de yarı amatör, yarı profesyonel fotoğrafçılık dalıyla uğraştığım halde bütün bilgilerimi burada yeni baştan edinmek istedim. Bu nedenle başta Efeler Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olmak üzere belediye başkanımıza, bu salonu bu saatlerde açan belediyemize çok teşekkür ediyorum. Herkese güzel bir çalışma olacağına inanıyorum. Amatörce başladığımız bu fotoğrafçılıkta günümüz teknolojisini dijital ortamda ayak uydurabilmek için birçok çaba gösteriyorduk. Bu vesileyle Efeler Belediyesi fotoğrafçılık kursunu 2 aylık bir süreç içinde başlattığı için sevinçliyiz. Ben dernek başkanı olarak derneğimizde birçok kareler yakaladığımızda hayıflanıyorduk. Şimdi bu eğitimle birlikte bu karelere ölümsüzleştireceğiz, daha ileri götüreceğimize inanıyoruz. Başta Efeler Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen tüm herkese teşekkür etmek istiyorum. Efeler Belediyesi'nin bu açmış olduğu fotoğraf kursuna katılmaktan gayet mutluyum. Emekli bir insanın bir yaştan sonra insanın değerli vaktini güzel şeylerle harcaması için bu fotoğraf kursuna katıldım. Ve çok memnunum. İlk çalışmamızı bugün toplandık, yaptık. Gayet güzeldi. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımız da iyi gider.